Kitabımızın adı Sınırın Güneyinde Güneşin Batısında Yazar Haruki Murakami 6. Bu süre içinde şu an bile tam olarak anlayamadığım bir şekilde yine tek bacağı sakat bir kadınla ilginç bir şekilde karşılaştım. O sırada 28 yaşındaydım. Bacağını tıpkı Shimamoto'nunki gibi sürükleyen bir kadını fark ettiğimde Shibuya'dan yeni yıl kalabalığının arasında yürüyordum. Üzerinde uzun kırmızı bir pardüsü vardı ve koltuğunun altında siyah rugan bir çanta taşıyordu. Sol bileğinde daha çok bileziğe benzeyen gümüş bir saati vardı. Kadının üzerinde para akıyordu resmen. Caddenin diğer tarafındaydım ama onu görünce hemen karşıya geçtim. Caddeler o kadar kalabalıktı ki bunca insanın nereden geldiğini merak etmiştim. Neyse ki kadına yetişmem uzun sürmedi. Sakat bacağıyla tıpkı Shimamoto gibi sol bacağını ileri atarken biraz döndürüyor, oldukça yavaş yürüyordu. Bacağındaki zarif püklümü renklendiren çorabında gözlerimi bir türlü alamıyordu. Arada biraz mesafe bırakarak uzun süre takip ettim. Karşısında gelen insan kalabalıkları etraftayken onunla aynı hizada yürümek kolay değildi. Bazen bir dükkan vitrine bakarak veya cebimde bir şeyler arıyormuş gibi yaparak adımlarımı onunkilere eşitliyordum. Siyah deri eldivenleri vardı ve büyük kırmızı bir mağaza çantası taşıyordu. Kapalı bir kış günü olmasına rağmen güneş gözlüğünü takmıştı. Arkasından yürürken sadece omzunun hizasından kadar düşen, modaya uygun yapılmış dalgalı saçlarını ve içine sarındığı yumuşak, sıcak görünen kırmızı pardösüsünü seçebiliyordum. Onun Shimamoto olup olmadığını gerçekten öğrenmek isteseydim, etrafında bir tur dolanır ve ona dikkatlice bakardım. Peki ya gerçekten Shimamotoysa? Ona ne diyecek, nasıl davranacaktım? Her şeyden önce beni tanımayabilirdi. Kendimi toparlamak için zamana ihtiyaç duydum. Kafamı netleştirmek için derin bir nefes aldım. Onu geçmemeye özen göstererek uzun bir süre takip ettim. Bir kere bile arkasına dönmediği veya durmadı. Nadiren etrafına bakınıyordu. Sanki gitmesi gereken bir yer varmış gibi oraya en kısa zamanda varmaya kararlı görünüyordu. Shimamoto gibi sırtını doğrultarak başı yukarıda yürüyordu. Belden yukarısına baktığınızda kimse bacağında bir sorun olduğunu aklına getirmezdi. Sadece diğer insanlardan daha yavaş yürüyordu. Ona baktıkça Shimamoto'yu daha çok hatırlıyordum. Eğer o Shimamoto değilse ikizi olmalıydı. Kadın Shibuya durağının önündeki kalabalığı yararak Aoyama yönüne doğru yokuş yukarı çıkmaya başladı. Yokuş onu daha da yavaşlattı. Yine de oldukça ilerledi. Neden taksi tutmadığını çok merak etmiştim. İki bacağı da sağlam biri için bile uzun bir mesafeydi. Her şeye rağmen arkasında ben bacağını sürüyerek yürümeye devam etti. Vitrinlere gözü takılmadı bile. Birkaç kere elindeki torbayla çantasının yerini sağdan sola değiştirdi. Bunun dışında hızını düşürmeden yürümeyi sürdürdü. Sonunda kalabalık ana caddeden çıktı. Bölgeyi iyi tanıyor gibiydi. Hareketli alışveriş bölgesinde bir adım ötede evlerin olduğu sakin bir sokağa giriliyordu. Seyrekleşen insan trafiğinde yakalanmamaya çalışarak onu takip ettim. 40 dakikadır peşinde olmalıydım. Arka sokaktan aşağıya indik, birkaç köşeden döndük ve yine ana caddeye çıktık. Ama gelip geçen insan akının içinde karışmadım. Bunun yerine başından beri planlanmış gibi doğruca kek ve tatlıların satıldığı bir kafeye girdi. Boş boş sağa sola dönerek yaklaşık 10 dakika zaman öldürdükten sonra peşinden içeri girdim. İçeride boğucu bir sıcak olmasına rağmen sırtı kapıya dönük üstünü çıkarmadan oturuyordu. Kırmızı pardösüsünü fark etmemek imkansızdı. Kapıya en uzak masaya oturup bir fincan kahve söyledim. Masada duran gazetelerden birini alıp okuyor gibi yaparak onu izlemeye başladım. Masada bir fincan kahve duruyordu ama içtiğini hiç görmedim. Bir keresinde çantasından bir sigara çıkarıp altın renkli bir çakmakla yaktı ama bunun dışında orada kıpırdamadan öylece oturup camdan dışarıyı izledi. Dinleniyordu herhalde veya ciddi bir konuda derin düşüncelere dalmıştı. Kahvemi yudumlarken aynı makaleyi onlarca kez okumuştum. Uzun bir aradan sonra aniden kalkıp bana doğru yürüdü. O kadar hızlı olmuştu ki kalbim neredeyse duracaktı. Ama bana doğru gelmiyordu. Masamın yanından geçip telefona yöneldiği birkaç jeton atarak bir numarayı tuşladı. Telefon oturduğum yere uzak değildi ama gürültülü konuşmalar ve hoparlörlerden yükselen yeni yıl şarkıları yüzünden ne dediğini duyamadım. Oldukça uzun konuştu. Hiç dokunmadığı kahvesi soğudu yanımdan geçerken önde yüzünü görebildim ama yine de Shimamoto olup olmadığına kesin karar veremedim. Ahır bir makyaj yapmıştı ve güneş gözlükleri yüzünden yüzünün yarısını gizliyordu. Kaşlarına itinayla kalem çekilmişti ve parlak renklerle çevrelenen küçük dudakları sıkıca birbirini kenetlemişti. Kadının yüzü Shimamoto'nun küçük bir kız halini anımsattı ama biri gelip onun Shimamoto olmadığını söyleseydi ona inanırdım. Her şeyin ötesinde onu en son gördüğümde ikimiz de 12 yaşındaydık ve aradan 15 yıldan fazla süre geçmişti. Kesin olarak söyleyebileceğim tek şey bu kadının pahalı kıyafetler giyen 20'li yaşlarda çekici biri olduğuydu ve bir bacağı aksıyordu. Sırtımdan terler boşalıyordu. Gömleğim sıklam olmuştu. Paltomu çıkarıp bir kahve daha söyledim. Sen ne yaptığını sanıyorsun Allah aşkına diye sordum kendi kendime. Eldivenlerimi kaybetmiştim ve yenisini almak için Shibuya'ya gitmiştim. Ama bu kadını görür görmez takıntılı bir gibi peşine düştüm. Birçok insan doğrudan yanına gider ve affedersiniz siz bayan Shimamoto değil misiniz derdi ama ben demedim. Hiçbir şey söylememiş onu takip etmiştim ve sonunda geri dönülmeyecek bir noktadaydım. Konuşmasını bitirip masasına geri döndü. Tıpkı az önceki gibi bana sırtını dönmüş dışarıdaki manzarayı seyrediyordu garson geldi ve soğuyan kahvesini alıp almayacağını sordu. Emin değilim ama sanırım sorduğu şey buydu. Garson başını sallayarak geri gitti. Gördüğüm kadarıyla bir kahve daha söylemişti. Kahve geldiğinde yine bir yudum bile içmedi. Gazete sayfasına bakmaya devam ettim. Sabırsızca birini bekliyormuş gibi durmadan bileğini kaldırıp gümüş renkli saatine bakıyordu. Bu son şansım olabilir dedim kendi kendime. Beklediği bu kişi belirse onunla bir daha konuşma şansım kalmayabilir. Yine de sandalyeme kök salmış gibi oturuyordum. Tamam diyordum. Her şey yolunda. Aceleye gerek yok. 15-20 dakika boyunca hiçbir şey olmadı. Dışarıya, cadde manzarasına bakmayı sürdürdü. Sonra birden, hiç belli etmeden ayağa kalktı, el çantasını kolunun altına, alışveriş poşetini diğer eline aldı. Görünüşe göre beklemekten vazgeçmişti. Ya da zaten kimse için beklemiyordu, kim bilir. Hesabı ödeyip kafeden çıkmasını bekledikten sonra hemen kalkıp kendi hesabımı ödedim ve arkasından çıktım. İnsan yığınlarının arasından süzülen kırmızı pardesüsünü seçebiliyordum. Kalabalığın arasından yoluma devam etmeye çalışarak peşinden gittim. Taksi çevirmek için elini kaldırdı. Sonunda taksilerden biri selektör yaparak kaldırmayan yanaştı. Seslenmem gerek diye geçirdim içimden. Eğer taksiye binerse her şey biter. Tam ileriye atılmıştım ki biri dirseğimden tuttu. Böyle sert bir hamle soluğumu kesmişti, canımı yakmamıştı ama böyle sıkıca kavranmak beni sarsmıştı. Arkamı döndüğümde, dimdik suratıma bakan orta yaşlı bir adamla burun buruna gelmiştim. Adam benden birkaç santimetre kısaydı, ama iri yapılıydı. Kırk yaşların ortalarında görünüyordu. Gayet pahalı görünen koyu gri bir palto giymiş, kaşmir bir atkı takmıştı. Saçı özenli şekilde yana taranmıştı ve yuvarlak camlı gözlükleri vardı. Görünüşe göre spor yapıyordu, bronz tenliydi. Belki kayak, tenis de olabilir. Izumi'nin tenis manatı'yı babasını hatırladım. Onun da cildi böyle bronzdu. Bu adam büyük bir firmanın yöneticisine benziyordu veya üst düzey memur falandı. Bunu gözlerinden anlıyordunuz. Emir vermeye alışkın bir adamın gözleri. Birer fincan kahve içer miyiz? diye sordu alçak bir ses tonuyla. Gözlerimle kadını takip ettim. Taksiye binmek için eğildiğinde güneş gözlüklerinin arkasından gittiğimiz yöne doğru baktı. Taksinin kapısı kapandı ve beni bu orta yaşlı yabancıyla bırakarak gözden kayboldu. Fazla zamanınızı almayacağım dedi adam sakin bir sesle. Ne sinirli ne de heyecanlıydı. Biri için kapıyı tutarmışçasına kolumu hala sıkıca kavruyordu. Bir kahve içip konuşalım. Oradan uzaklaşabilirdim. Kahve içmek istemiyorum ve sizinle konuşacak bir şeyim yok. Üstelik sizi tanımıyorum ve acelem var. Müsaadenizle diyebilirdim. Ama gıkımı çıkarmadan öylece baktım. Sonunda kafa sallayarak söylediği gibi kafeye kadar peşinden gittim. Belki adamın güçlü kavrayışında korkulacak bir şeyler olduğunu düşünmüştüm. Orada tuhaf, sabit bir güç hissetmiştim. Bir insankinden daha mekanik olan bu kavramanın üzerimdeki etkisi dört dörtlüktü. Şiddetinden hiçbir şey yitirmiyordu. Teklifini geri çevirseydim bana ne yapabilirdi hayal edemiyordum.'' Bir yandan korkarken bir yandan da meraklanmıştım. Benimle ne hakkında konuşmak isteyebileceğini bilmek istiyordum. Belki kadın hakkında bilgi verebilirdi. Kadın ortadan kaybolduğuna göre onunla aramdaki tek bağ bu adam olabilirdi. Dahası adamın beni bir kafenin içinde dövecek hali yok diye. Bir masaya karşılıklı oturduk. Garson gelene kadar tek kelime etmedik. Gözlerimizi birbirimize dikerek öylece oturduk. Adam iki kahve söyledi. Kibarca onu bu kadar uzun süre neden takip ettiğinizi sorabilir miyim? diye sordu. Yanıt veremedim. Gözlerini uzun bir süre üstüme doğrultarak sertçe baktı. Onu Shibuya'dan beri takip ettiğinizi biliyorum dedi. Birini bu kadar uzun süre takip ederseniz yakalanırsınız. Cevaplamadım. Onu takip ettiğimi fark etmiş, kafeye gitmiş ve bu adamı çağırmıştı. Bir şey söylemek istemiyorsanız sorun değil. Bana söylemeseniz de neler olduğunu biliyorum.'' Vücut geliştirmeye gitmiş olmalıydı ama bunu kibar, sakin tavrından anlamak mümkün değildi. Birkaç seçeneğimiz var, dedi adam. Dalga geçmiyorum. Sizi temin ederim, canım ne isterse yapabilirim. Sonra sustu ve bana doğru bakmaya devam etti. Durumu kontrol altına aldığı için açıklamaya ihtiyaç duymadığım mesajını vermek istermiş gibiydi. Yine hiçbir şey söylemedim. Ama işlerin kontrolden çıkmasını istemiyorum. Başınıza bela açmak istemiyorum. Anladınız mı beni? Sadece bu seferlik dedi. Masanın üzerinde uzanan sağ elini kaldırarak ceketin iç cebine götürdüğü ve beyaz bir zarf çıkardı. Sol eli geldiğimizden beri masanın üzerinde duruyordu. Özel bir şey değildi. Yalnızca beyaz, basit bir ofis zarfı. Bunu al ve tek kelime dahi etme. Seni birinin tuttuğunu biliyorum ve işi dostça halletmeye çalışıyorum. Bugün olanları kimseye anlatmayacaksın. Bugün özel bir şey olmadı ve sen benle hiç karşılaşmadın. Anlaşıldı mı?'' Konuştuğunu öğrenirsem seni bulup konuyla ilgileneceğime hiç şüphen olmasın. Dolayısıyla onu takip ettiğini unutmanı öneririm. İkimizin de sorun çıkmasını istemeyiz. Doğru mu? Adam zarfı önüme koydu ve ayağa kalktı. Hesabı kaptığı gibi kasaya ödedi ve uzun adımlarla kafeden ayrıldı. Hayretler içinde kala kaldım. Sonunda masada duran zarfı alıp baktım. İçinde on bin yen vardı. Gıcır gıcır yepyeni on bin yen. Ağzım açık kalmıştı. Zarfı cebime koydum ve kafeden çıktım. Adamın etrafta olup olmadığını emin olmak için etrafa bakındım. Sonra bir taksi çevirerek bu talihsiz olayın başladığı yere Shibuya'ya geri döndüm. Yıllar sonra dahi zarfı içindeki parayla birlikte saklarım. Bir kez bile açmadan masamdaki çekmeceden birine koymuştum. Uyku tutmadığında adamın yüzünü görüyordum. Kötü bir şeyin ön habercisi gibi adamın yüzü beynimin içinde dalgalanıyordu. Bu adam kimin nesiydi ve o kadın Shimamoto muydu?'' Kafamda birden fazla teori vardı. Çözümsüz bir bilmeceydi. Bu olaya aklımdan son vermek için bir senaryo geliştirmiştim. En inandırıcı açıklama şöyleydi: Bu adam kadının sevgilisiydi. Benim de kadının kocası tarafından tutulmuş bir dedektif olduğumu sanmıştı ve adam beni parayla susturabileceğini düşünmüştü. Belki de onları randevulaştıkları bir otelden çıkarken gördüğümü sanmışlardı. Bu mantıklıydı. Yine de içimden bir ses hayır diyordu. Geriye bir sürü soru kalıyordu. Adam eğer isterse bana birçok şey yapabileceğini söylemişti. Tam olarak neyi kastetmişti? Beni beklenmedik şekilde kolumdan tutup nasıl götürmüştü? Kadın eğer takip edildiğini anladıysa neden bir taksi çevirmemişti? Bir dakikada izini kaybettirebilirdi. Hem bu adam benim gerçekte kim olduğunu bilmeden nasıl olmuştu içinde bu kadar parayla dolu bir zarfı çıkarıp önüme koymuştu. Bunlar hala muammaydı. Bazen bütün olanların bir yanasama, baştan sona kafamda uydurduğum bir fantazi olduğu düşüncesine kaplıyorum. Ya da kim bilir, gerçeklikle iç içe geçmiş bir hayal. Ama gerçekti. Çalışma masasının çekmecesinde beyaz zarfta duran on bin yen. Bunun bir hayal olmadığının kanıtıydı. Bu olay gerçekten yaşanmıştı. Ara sıra zarfı alıp masamın üstüne koyar ve seyrederim. Hepsi gerçekti. 7. 30 yaşında evlendim. Eşimle tek başına çıktığım bir yaz tatilinde tanıştım. Benden 5 yaş küçüktü. Aniden yağmur bastırdığında tatil yerinde bu yol boyunca yürüyordum. Sağanaktan kaçmak için kendimi bulabildiğim en yakın yere attım. Eşim kız arkadaşlarıyla zaten oradaydı. Üçümüz de sıklam halde yağmurun dinmesini beklerken konuşmaya başlamıştık. Yani eğer yağmur yağmamış olsaydı, eğer yanıma şemsiyemi alsaydım ki bu çok muhtemeldi. Çünkü otelden çıkmadan önce alıp almamak konusunda bocalamıştım. Onunla asla karşılaşamazdım. Ve onunla karşılaşmasaydım eğer, şimdi hala yayın evinde kölelik ediyor, geceleri gözlerimi duvara dikiyor, tek başına içip kendi kendime konuşuyor olurdum. Bu durum ihtimallerimizin ne kadar sınırlı olduğunun farkına varmamı sağlıyor. Yukiko ile en başından beri birbirimizden hoşlanmıştık. Yanındaki arkadaşı daha güzeldi ama gözlerim sadece Yukiko'yu görüyordu. Akıl dışı bir çekim gücü bizi bir araya getirmişti. Bu tür bir manyetizmanın nasıl hissettirdiğini bile neredeyse unutmuştum. O da Tokyo'da yaşıyordu. Böylece tatilden döndüğümüzde görüşmeye başlamıştık. Onu gördükçe daha çok seviyordum. O daha çok sade olanlardandı. En azından gittiği her yerde erkekleri etkileyen türden değildi. Ama yüzünde sadece bana hitap eden bir anlam vardı. Her buluşmamızda ona uzun uzun bakıyordum ve gördüğüm şeyleri seviyordum. ''Neden bana öyle bakıyorsun?'' diye sorardı. Çünkü çok tatlısın diye cevaplardım. Bunu söyleyen ilk kişisin. Bunu bilen tek kişiyim derdim ona. Ve inan bana biliyorum. Başlarda pek ikna olmadı. Ama inanması çok zaman almadı. Sakin bir yerlere gider sohbet ederdik. Ona her şeyimi anlatabilirdim. Baştan sona yalan dolansız. Geçen on yılda kaybettiklerimin ağırlığını hissedebiliyordum. Köprünün altından geçen sular beni boğacak gibi oluyordu. Çok geç olmadan birkaçını geri almalıydım. Yukiko'ya sarıldığımda o nostaljik, uzun zamandır kaybolan heyecan içimi tekrar kaplıyordu. Yanımdan ayrıldığında bir kez daha kayboluyordum. Yalnızlık acı veriyor, sessizlik öfkelendiriyordu. 30. yaş günümden bir hafta önce beraberliğimizin 3. ayında ona evlenme teklif ettim. Babası orta büyüklükte bir inşaat firmasının başındaydı ve gerçekten değerli bir şahıstı. Okulla pek ilgisi olmamıştı ama başarıyı yakalamıştı. Bana göre biraz fazla atılgandı Yine de onun benzersiz hayat görüşünden etkilenmiştim. Daha önce onun gibi birini hiç tanımamıştım. Tokyo'da özel şoförlü bir Mercedes'le dolaşırdı ama asla kibirli değildi. Ona gidip kızıyla evlenmek istediğimi söylediğimde sadece "Artık çocuk değilsiniz. Dolayısıyla birbirinizi seviyorsanız gerisi size kalmış." dedi. Pek de hayallerindeki damat adayı değildim. Önemsiz bir şirketin önemsiz bir çalışanıydım ama bu durum babasını hiç etkilemedi. Yukiko'nun bir ağabeyi ve bir kız kardeşi vardı. Ağabeyi inşaat firmasında başkan yardımcısıydı ve yakında işi devralacaktı. Kötü biri değildi ama babasının gölgesinde kalmıştı. Liseye devam eden kız kardeşi aralarında en cana yakın olanıydı. Kendi başının çaresine bakmaya alışmıştı. Şöyle bir düşündüğümde aslında ağabeyinden daha iyi bir başkan olabilirdi. Evlendikten 6 ay kadar sonra Yukiko'nun babası beni yanına çağırdı. Eşimden, yayın evinden çalışmakta mutlu olmadığımı duymuş ve işten ayrılıp ayrılmayacağımı öğrenmek istemişti. İstifa etmekle ilgili hiçbir sorunum yok dedim. Sorun, daha sonra ne yapacağım? Benimle çalışmaya ne dersin? diye sordu. Sana sahada görev veririm ama şimdilik çok para bekleme. Aslında kitap editörlüğü için biçilmiş kaptan olmadığımı biliyorum ama bir inşaat firmasında çalışmak da benim işim değil dedim dürüstçe. Teklifiniz için teşekkürler fakat işi sevmezsem hakkını veremem ve bana sadece yük olur. Belki de haklısın. Kimseyi yapmak istemediği bir şeye zorlamamak gerek diye yanıtladı. Cevabımı önceden sezinlemiş gibiydi. Bir iki kadeh hiç içtik. Oğlunun içkiyle pek arası yoktu. Bu yüzden bazen bir araya gelir beraber içerdik. Bu arada firmamın Aoyama'da bir binası var. Hala yapım aşamasında. Önümüzdeki ay bitecek. Bölge iyi, güzel bir yer olacak.'' Şu anda biraz kenarda kalıyor ama gelişmeye açık. Belki orada bir yer açabileceğini düşündüm. Yer şirket mülkü. Dolayısıyla şimdiki ederi üzerinden depozito belirlenecek ama aklına yatarsa istediğin kadar borç verebilirim. Bir süre teklifi düşündüm. İhtimaller ilgimi çekti. Aoyama'da yepyeni bir binanın bodrum katında bir caz bar açmam bu şekilde olmuştu. Üniversitedeyken bir barda çalıştığım için bu tür içkili yerlerin girdisini çıktısını az çok biliyordum menünde bulunacak yiyecek ve içecekler, müzik ve atmosfer, amaçlanan müşteri kitlesi gibi. İç mekanın dekorasyonunu kayınpederimin firması üstlendi. Birinci sınıf bir iç mimar firması getirdi ve işi onlara verdi. Fiyatları şaşılacak derecede makuldü ve iş bittiğinde gerçekten görülmeye değerdi. Bar en çılgın hayallerimden bile daha başarılı olmuştu. İki yıl sonra yine Aoyama'da ikincisini açtım. Burası live caz üçlüsü çalan daha büyük bir yerdi. Çok zaman ve emek vermiştim. Harcadığım paranın tutarını saymaya bile gerek yok ama sonunda popüler, benzersiz bir kulüp olmuştu. Bana sunulan fırsatı değerlendirerek mantıklı bir iş yapmış ve sonunda bir an olsun rahatlayabilmiştim. Bu dönemde ilk çocuğumuzun, kızımızın doğması bir tesadüf değildi. İlk zamanlar barın arkasına geçerek kokteyllerin hazırlanmasına yardım ediyordum ama ikinci yeri açınca büro kısmıyla daha çok ilgilenmek durumunda kaldım. Her şeyin sorunsuz yürüdüğünden emin olmak zorundaydım. Fiyat görüşmeleri, kiralama, muhasebe işlemleri. İki kuruşluk menü maliyetini dahi hesaplıyordum. Şaşırtıcı şekilde bu tür işlerde hiç de fena değildim. Sıfırdan başlayarak tırnaklarımla çabalamayı, bir şeyler yaratmayı ve o şeyin mükemmelleşme sürecini izlemeyi seviyordum. Orası benim barımdı, benim küçük dünyam. Bu tür bir mutluluğu ders kitaplarını düzelterek yakalayabilir misiniz? Mümkün değil.'' Gün boyunca günlük işleri hallediyor, geceleri ise iki barımı da dolaşıyor. Kokteyllerin kıvamında olup olmadığını, müşterilerin tepkilerini ve çalışanlarımın ne durumda olduğunu kontrol ediyordum. Bir de müzik dinliyordum. Her ay kayınpederime olan borcumun bir kısmını ödüyordum. Yine de gayet iyi para kalıyordu. Yukiko ve ben Aoyama'da 4 odalı bir apartman dairesi ve bir BMW 320 almıştık ve ikinci çocuğumuz doğmuştu. Yine bir kız. Daha ne olduğunu anlayamadan iki kız babası olmuştum. 36 yaşına geldiğimde Hokone'de küçük bir ev, Yukiko'nun alışveriş yapması ve çocukları gezdirmesi için şavroke marka cip aldım. Barlarımdan kazandığım parayla üçüncü bir yer açabilirdim ama büyümeyi düşünmüyordum. İki barın detaylarını takip etmek yetiyordu. Bir üçüncüsü beni bitkin düşürürdü. İşime her zaman gibi yeterli zaman ayırıyordum. Bu konuyu işimin babasına açtım. O da fazla parayı hisse senedine ve gayrimenkule yatırmamı önerdi. Çaba veya zaman gerektirmez dedi. Borsa veya arazi hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Bunun üzerine babası detayları bana bırak. Dediğim gibi yaparsan doğru yapmış olursun. Bu işler biraz maharet gerektirir dedi. Böylece bana söylediği yerlere yatırım yaptım. Söylediği gibi kısa sürede sağlam para yapmıştım. Şimdi anladın değil mi? dedi. Yatırım özel bir ustalık gerektirir. Bir şirkette 100 yıl çalışabilir ve asla bu kadar para kazanamayabilirsin. Başarılı olmak için şansa ve zekaya ihtiyaç vardır. Bunlar temel kurallardır ama yetmez. Sermaye lazım. Yeterli sermaye yoksa elin kolun bağlanır ama her şeyin ötesinde ustalık gerek. Ustalık yoksa diğer bütün şeyle hiçbir yere varamazsın. Sanırım haklısın dedim. Ne demek istediğini biliyordum. Ustalıktan kastı kendi yarattığı sistemdi çok büyük bağlantıların kurulmasıyla akıl almaz paraların kazanıldığı devasa, komplike bir sistemdi bu. Can alıcı bilgilere ulaşıyor ve ona göre yatırım yapıyordu. Kanun ve vergi ağının arasında sessizce süzülüyor, süreç içinde şekil değiştiriyor ve sonunda kazanılan para akıl almaz oluyordu. Eğer kayınpederimle tanışmasaydım hala ders kitaplarındaki yanlışları düzeltiyordum. Hala Nishiyogi Kuba'daki o iğrenç küçük dairede oturuyor. Tam ortasında kliması olan eski bir Toyota Corolla kullanıyordum. Ama şimdi kısa bir sürede kendimi bölgenin en parlak yerlerindeki iki barın sahibi, 30 işçinin patronu olarak bulmuştum. Hayatımda hiç kazanmadığım kadar çok para kazanmıştım. Hayal bile edemeyeceğim kadar belki. İşler o kadar iyi yürüyordu ki muhasebecim bile etkilenmişti. Barlar ismi yapmıştı. Bunu yapabilecek tek kişi olduğumu söylemiyorum.'' Kayınpederimin sermayesini ve ustalığını çıkarırsanız eğer buralara asla gelemezdim. Yine de bu düzenin içinde tam olarak rahat değildim. Sahtekarca kısa yoldan para kazandığımı, bulunduğum konuma haksız yollarla geldiğimi hissediyordum. Ne de olsa radikal öğrenci hareketini başlatan 60'ların sonu, 70'lerin başındaki kuşağın bir parçasıydım. Savaş sonrası bütün idealleri yıkan kapitalist mantığa o ünlü ilk hayırı diyen bizdik. Ülkemiz kritik bir dönüm noktasındayken ortaya çıkan bir heyecan dalgası gibiydik. Bense burada kapitalist mantığa yenik düşmüş, gösterişli, Aoyama kavşaklarının birinde ışıkların yeşile dönmesini beklerken BMW'nin koltuğunda tembelce kurulmuş Schubert'in Winterreise'nin tadını çıkarıyordum. Kendimkini değil başkasının hayatını yaşıyordum. Kendim diye adlandırdığım bu kişinin ne kadar gerçek bendi, ne kadarı değildi. Direksiyonu çeviren bu ellerin yüzde kaçına ben diyebilirdim. Dışarıdaki manzaranın ne kadar gerçekti. Ne kadar çok düşünürsem o kadar az anlıyor gibiydim. Mutsuz olduğum söylenemezdi. Hiçbir şikayetim yoktu. Yukiko ince, düşünceli bir kadındı ve onu seviyordum. Doğumdan sonra biraz kilo aldığında çok ciddi bir diyete girdi ve egzersiz yapmaya başladı. Biraz fazla kiloyu sorun etmezdim. Onun yine de güzel olduğunu düşünüyordum. Onunla olmayı ve onunla yatmayı seviyordum. Ondaki bir şey beni yatıştırıyordu. Her ne olursa olsun 20'li yaşlarındaki hayatıma geri dönersem bana lanet olsun yalnız ve kopuk yıllar. Burası ait olduğum yerdi. Burada seviliyor ve korunuyordum. Aynı zamanda diğerlerini, eşim ve çocuklarımı seviyor ve koruyordum. Bu pozisyonda olmak beklenmedik bir keşifti. Tamamen yepyeni bir deneyim. Her sabah büyük kızımı arabamda çalan çocuk şarkılarını beraber söyleyerek özel anaokuluna bırakıyordum. Sonra da civarda kiraladığım küçük ofise gitmeden küçük kızımla oynuyordum. Yazları hafta sonlarını Hokane'deki yazlığımızda geçiriyor, havai fişekleri izliyor, gölde bota biniyor ve tepelerde geziniyorduk. Eşim hamileyken ufak tefek kaçamaklar yaptım ama hiçbiri ciddi değildi. Hiçbir kadınla bir veya iki kereden fazla yatmadım. Tamam en fazla üç kez. Asla kendimi büyük A harfiyle aldatıyormuş gibi hissetmedim. Yatacak birliğini istedim sadece. Partnerlerim gibi. Karmaşaya yol açmadan yatak partnerlerimi özelliğine seçtim. Onlarla yatarak belki de bir şeyleri test ediyordum. Onların bende ve benim onlarda ne bulabileceğimi görmeye çalışıyordum. İlk çocuğum doğduktan kısa süre sonra annemlere gelen bir kart bana yollanmıştı. Bir cenaze kartıydı. Arkasında bir kadın ismi vardı. 36 yaşındayken ölmüştü ama ismi çıkaramadım. Kart Nagoya'dan postalanmış. Oradaki tek insan tanımıyorum. Bir süre sonra kadının kim olduğunu buldum. Izumi'nin Kyoto'da yaşayan kuzeni. Adını tamamen unutmuştum. Ailesinin evi Nagoya'daydı. Kartı Izumi'nin yolladığını anlamam çok uzun sürmedi. Başka kimse yollamazdı. İlk bakışta yine de sebebini muammaydı. Birkaç kere okuduktan sonra karta yansıyan o affetmeyen soğukluğu hissedebiliyordum izumu yaptığım şeyi asla unutmamıştı asla affetmemişti de mutsuz bir hayatı olmalıydı tatmin olmuş bir kadın asla bu kartı yollamazdı yollayacaksa bir iki kelime açıklama yazardı kuzeni ve onunla ilgili her şey hızla gözlerimin önüne geldi odası vücudu paylaştığımız ateşli anlar fakat rüzgarda dağılan duman gibi bir zamanlar onunla yaşadığım anların berraklığı etkisini yitirmişti onun neden öldüğünü düşünemiyordum bile 36 çok garip bir yaş Soyadı hala aynıydı ki bu hiç evlenmediğini gösteriyordu veya evlendiyse de boşandığını. Eski bir lise arkadaşımdan Izumi'nin nerede olduğuna dair daha çok şey öğrendim. Bu arkadaşım Brutus adlı magazin dergisinde Tokyo bar rehberi makalesini okumuş, resmimi görmüş ve Aoyama'daki iki barı işlettiğimi öğrenmişti. Bir akşam barda oturduğum sırada yanıma geldi ve "Selam, nasıl gidiyor?" dedi. Buraya sadece beni görmeye geldiğine dair bir belirti yoktu yalnızca birkaç arkadaşıyla içmek için yolu buraya düşmüş ve bir merhaba demişti. Bu bara daha önce birkaç kez geldim dedi. Ofisime çok yakın ama sahibinin sen olduğundan haberim yoktu. Dünya ne küçük. Lisedeyken pek sosyal değildim. Buna karşılık onun notları iyiydi, sporda yapıyordu. Öğrenci konseyinde bulabileceğiniz tarzda biriydi. İçten bir çocuktu, yüzsüz değildi. Doğru düzgün bir insandı. Okulun futbol takımında oynuyordu, iri yarıydı ama şimdi kilo almıştı çift gerdan vardı. Üç parçalı takım dikiş yerlerinden zorlanıyordu. Sürekli müşterileri eğlendirmekten diye açıkladığı büyük şirketler batakhane gibi dedi. Fazla mesai yapıyorsun, müşterileri eğlendiriyorsun, yer değiştiriyorsun, kötü bir iş yaparsan kıçına tekmeyi basıyorlar, kotanı aşınca maaşına zam yapıyorlar, düzgün insanların yapacağı işlerden değil. Ofisi hemen yolun aşağısında, birinci Aoyama bölgesindeydi. Birbirini 18 yıldır görmeyen lise arkadaşlarının konuşacağı şeylerden bahsettik. İş, güç, evlilik, kaç çocuğumuzun olduğu, okulda karşılaştıklarımız. Bu sırada Izumi'den bahsetmişti. Çıktığım bir kız vardı, sürekli beraberdiniz. Ee, bir şey Ohara. Izumi Ohara dedim. Doğru doğru dedi. Izumi Ohara. Geçenlerde onunla karşılaştım. Tokyo'da mı? Dedim biraz şaşırarak. Hayır Tokyo'da değil. Toyohashi'de. Toyohashi mi dedim daha da şaşırarak. Açı bölgesindeki Toyohashi mi diyorsun? Evet orası. Anlayamıyorum Izumi ile Toyohashi'de ile nasıl karşılaştın? O varoşta ne işi olabilir? Ses tonumdan kabullenemeyen ve merhametsiz bir şeyler sezinlemiş olmalıydı. Nedenini bilmiyorum diyebildi. Onu orada gördüm sadece. Ama söyleyecek pek bir şey yok. O olduğundan tam olarak emin değilim. Kendine bir Wild Turkey söyledi. Ben vodka içiyordum. Söyleyecek şeylerin ne kadar az olduğu umurumda değil. Duymak istiyorum. Şey diye tereddütle başladı. Demek istediğim bazen bu olayın hiç gerçekleşmemiş olmasını diliyorum. Acayip bir duygu. Rüyadaymışım gibi ama gerçek. Anlıyor musun? Anlatması çok zor. Ama olanlar gerçekti değil mi? Evet dedi. Anlat o zaman. Anlatacağını belli ederek başını salladı ve viskisinden bir yudum aldı. Kız kardeşim orada yaşadığı için Toyahashi'ye gitmiştim. Nagoya'da iş seyahatindeydim. Günlerden cuma olduğu için geceyi kız kardeşimle geçirmeye karar verdim. Izumi ile de işte orada karşılaştım. Kız kardeşimin apartmanındaki asansördeydi. Aklımdan şöyle geçirmiştim. Ah bu kadın tıp atıp Ohara'ya benziyor. Ama sonra düşündüğüm yok canım değildir. Toyahashi gibi bir yerde kız kardeşimin asansöründe ona rastlamama imkan yok.'' Yüzü eskisi gibi değildi. Anlayamamıştım zaten. Ama sonra o olduğunu fark ettim. muhtemelen içgüdü. Sonuçta Izumi'ydi değil mi? Başıyla onayladı. Kız kardeşimle aynı katta oturuyormuş. Asansörden beraber indik ve koridordan aynı yöne doğru yürüdük. Kardeşimden iki kapı önceki daireye girdi. Meraktan kapının üstündeki etiketi kontrol ettim. Ohara yazıyordu. Seni fark etti mi? Başını hayır anlamında salladı. Aynı sınıfta olmamıza rağmen adam gibi birbirimizle konuşmadık. Üstelik o zamandan beri 40 kilo aldım. Beni asla tanıyamazdı. Ama gerçekten Izumi miydi bilemeyiz. Ohara çok yaygın bir soyadı. Hem ona benzeyen birçok kişi de olabilir. Aynı şeyi ben de düşündüm. Dolayısıyla da kız kardeşime sordum. Ohara'nın nasıl biri olduğunu. Kardeşim bana kiracıların listelerini gösterdi. Bilirsin işte binanın yeniden boyanması ve bunun gibi işler için yapılan harcamaların bölüştürüldüğü bir liste. Bütün kiracıların ismi vardı. O da listedeydi. Izumi Ohara. Katakana harfiyle, Çince karakterlerle değil. Bu özelliklerde o kadar çok insan yoktur herhalde. Demek ki hala bekar. Kız kardeşim bu konuda hiçbir şey bilmiyor dedi. Öğrendiğime göre Izumi Ohara sitenin esrarengiz kadınıymış. Daha kimse onunla konuşmamış. Koridordan geçerken selam verirsen seni görmezden geliyormuş. Kapıyı çaldığında bakmıyormuş. Binanın en popüleri oylamasında kazanacak biri değil yani. "Izumi olamaz." dedim başımı sallayarak gülerek. "Izumi böyle biri değil. Her zaman cana yakındır, daima gülümser." "Peki, belki de sen haklısın. Belki de başka biriydi." dedi. Aynı isimde başka birisi. "Hadi geçelim bu konuyu." Peki bu Izumi Ohara orada yalnız mı kalıyormuş? Galiba. Kimse evine bir erkeğin girdiğini görmemiş. Nasıl geçindiğine dair tek ipucu yok. Tam bir muamma. E peki sen ne düşünüyorsun? Ne hakkında? Onun hakkında aynı isimle bir başkası olup olmadığını bilmediğimiz Izumi Ohara hakkında. Asansörde yüzünü gördün. Ne düşünüyorsun? İyi görünüyor muydu? Biraz düşündü. İyiydi herhalde diye cevapladı. İyiydi derken neyi kastediyorsun? İçki bardağını salladı, şakırtılı bir ses çıktı. Doğal olarak biraz yaşlanmıştı. Sonuçta 36 yaşında, sen ve ben de öyleyiz. Metabolizma yavaşlar, birkaç kilo alırsın. Ömür boyu lise öğrencisi olarak kalamazsın. Doğru diyorsun dedim. Neden konuyu değiştirmiyoruz? Belki de başka biriydi. İç çektim, iki kolumda bar masasına koyarak doğrudan yüzüne baktım. Bak bilmek istiyorum, bilmek zorundayım. Tam lise biterken izum ile ayrıldık çok çirkindi. Onu o kadar çok incittim ki o gün bugündür nasıl olduğunu öğrenmekte imkan olmadı. Nerede olduğuna veya ne yaptığına dair hiçbir fikrim yoktu. Şimdi sadece katıksız gerçeği söyle. O izumi miydi, değil miydi? Başıyla onayladı. Eğer bu açıdan soruyorsan evet, kesinlikle izumiydi. Yine de bunu söylemek durumunda kaldığım için üzgünüm. Peki, dürüst olarak söyle. Nasıldı? Bir süre sessiz kaldı. Başlamadan önce bir şeyi bilmeni istiyorum tamam mı? Onunla aynı sınıftaydık ve onu çok çekici buluyordum. Gerçekten güzel bir kızdı. Kişilikli, sıcak. İnsanı kendinden geçiren bir güzelliği yoktu belki ama bilirsin işte. Çekici. Haklı mıyım? Kafa salladım. Gerçekten doğruları söylememi mi istiyorsun? Devam et dedim. Bu pek hoşuna gitmeyecek. Umurumda değil. Doğruyu söyle yeter. Viskisinden büyük bir yudum aldı. Sürekli onunla aydın, seni kıskanıyordum. Ben de onun gibi bir kız arkadaşım olsun istiyordum. Artık her şeyi itiraf edebilirim sanırım. Onu asla unutmadım, yüzünü hafızama kazınmıştı. Onunla rastlantısal olarak bir asansörde 18 yıl geçmesine rağmen karşılaştığımda hemen tanıdım. Demek istediğim şu, onun hakkında kötü konuşmak için hiçbir nedenim yok. Tahmin edersin ki bu olay benim için şok ediciydi. Her şeyin gerçek olduğunu kabullenmek istemedim. Sana şöyle söyleyeyim, artık çekici değil.'' dudağıma ısırdım. Ne demek istiyorsun? O sitede yaşayan çocukların çoğu ondan korkuyor. Korkuyor diye tekrarladım. Anlamsız gözlerle ona baktım. Yanlış kelimeleri seçmiş olmalıydı. Nasıl yani ondan korkmak? Baksana neden burada kesmiyoruz? Gerçekten bu konulara girmeyi hiç istemiyorum. Dur bir dakika. Ne yapıyormuş? Çocuklara bir şeyler mi söylüyormuş? Kimseye bir şey söylemiyormuş. Daha önce bahsettiğim gibi. O zaman onun yüzüne bakınca neye korkuyorlarmış? Evet, yüzüne bakınca korkuyorlarmış dedi. Yüzünde yara izi falan mı var? İz yok. Peki o zaman niye korkuyorlarmış? Viskisini bitirdi ve bardağı masanın üzerine koydu. Sonra yüzüme uzun uzun baktı. Bocalıyor gibi görünüyordu ve kafası karışıktı sanki. Ama bakışlarında başka bir ifade vardı. Yüzünde okul yıllarından kalma bir şeyler yakalamıştım. Bir süre yukarıya doğru baktı, gözünün önden aşağı ve yukarı dalgalanan bir şeyleri izliyormuş gibi uzaklara bakıyordu. Sonunda konuştu. Bunu tam olarak açıklayamam. Ayrıca açıklamak istemiyorum da. Dolayısıyla daha fazla sorma tamam mı? Anlaman için gidip kendi gözlerinle görmen gerek. Bizzat görmeyen kişi bunu anlayamaz zaten. Başımla onayladım. Daha fazla konuşmadan vodkamdan bir yudum aldım. Sessiz sakin de aslında ama daha fazla soru sorsam şansımı zorlamaş olacaktım. Brezilya'da çalıştığı iki yıldan bahsetti. İnanmayacaksın ama dedi. Onca yer içinde São Paulo Ortaokulu'nda arkadaşımla karşılaştım. Mühendis olarak Toyota'ya girmiş. Kelimeler aklımdan uçup gidiyordu. Ayrılırken omzumu sıvazladı. ''Eee yıllar insanları birçok yönden değiştiriyor değil mi? Aranızda eskiden ne geçtiği hakkında hiçbir fikrim yok ama her ne olursa senin suçun değil. O veya bu şekilde herkesin başından bir tür deneyim geçer. Benim bile dalga geçmiyorum. Aynısı benim de başıma geldi. Ama bununla ilgili yapabileceğin hiçbir şey yok. Başkasının hayatı başkasının hayatıdır. Sorumluluğu üstlenemezsin. Bir çölde yaşıyormuşuz gibi düşün. Yapman gereken tek şey alışmak. İlkokulda Yaşayan Çölü izlemiş miydin? Disney filmi. Evet diye yanıtladım. Dünyamız tıpkı onun gibi. Yağmur yağar ve çiçekler açar. Yağmur yoksa kururlar. Kertenkeleler böcekleri yer, kuşlar da kertenkeleleri ama sonunda hepsi ölür. Ölürler ve toprağa karışırlar. Bir nesil yok olur, diğeri devralır. Düzen böyledir. Bir sürü farklı yaşam şekilleri ve farklı ölüm şekilleri nihayetinde hiçbir şeyi değiştiremezler. Geriye sadece bir çöl kalır. Arkadaşımın evine gitti ve ben barda içerek tek başıma oturdum bar müşterilerine kapanıp da bütün müşteriler ayrıldıktan sonra hatta elemanlar ortalığı temizleyip evlerine gittikten sonra bile orada tek başıma oturdum. Hemen eve gitmek istemedim. Eşime telefon edip birkaç işim olduğunu eve geç döneceğimi söyledim. Işıkları kapatıp karanlıkta içki içerek öylece oturdum. Halledemeyeceğim kadar çok sorun vardı. Ben de kendimi içkiye verdim. İnsanlar bir bir kayıplara karışıyor. Bazı şeyler bıçakla kesilmiş gibi ortadan kayboluyor. Kalanlar yavaşça sisin içinde yok oluyor. Geriye sadece bir çöl kalıyor. Şafak sökmeden önce bardan çıktığımda Aoyama'nın ana caddesine yağmur çiseliyordu. Tükenmiştim. Yağmur mezar taşı gibi duran binaların sütunlarını sessizce ıslatıyordu. Arabamı barın park yerinde bırakarak eve yürüdüm. Eve dönerken yolda trabzanlara dayanıp trafik ışıklarının tepesinde tüneyen iri bir karganın gaklamasını izledim. Sabah saat dörtte caddeler kirli ve salaş görünüyordu. Çürümüşlük ve uyumsuzluğun gölgesi her yerde kol geziyordu. Ben de bunun bir parçasıydım. Duvarda alevlenen bir gölge gibi.